Sayın Başkan ikinci kez yakalandı COVID'e. Bir an önce sağlıklarına kavuşup dimdik ayakta takımın yanında olmalarını bekliyoruz biz de bir kez daha Beşiktaş camiasına geçmiş olsun diyelim. Bu olan tabii olayın iç yüzünü bilemiyoruz. Biz muhabir arkadaşlarımıza da soralım. Bize detaylarını da iletsinler ama bir locada geçtiği için tabii protokol bölümünde de değil. Locada bilmiyorum nasıl nedir ne değildir. Onu da arkadaşlarımız öğrensinler ilerleyen bölümde izleyicilerimizle paylaşalım. Mehmet senin sözün yarıda kalmıştı. Devam edelim lütfen. Bu üçlü arasından Larin, Güven, Abubakar arasından. Abubakar çok farklı bir oyuncu. Yani takımı oynatan oyuncu söyleyebilir. Sıkıştığı zaman orta sahaya gelip servis yapan, zorlandığı zaman çözüm üreten bir oyuncu. Onun özellikleri çok farklı. Ama hocayı biraz daha Sergen Hoca aslında doğru işler tabii ki yaptı. Zaten topun hakimi baştan sona Beşiktaş'taydı. Son dakikalarda aslında oyun biraz daha bas bas bağırıyordu. Yani Oğuzhan'a belki bir 10 dakika daha bence oyuna erken alınabilirdi. Çünkü Oğuzhan girdikten sonra orası daha da çözüldü ki ikinci final pasını attı zaten asistini de yaptı. Biraz daha erken oyuna alınabilirdi. Beşiktaş maç için hakimiydi ama çok fazla pozisyona giremedi Beşiktaş takımı. Yani Kayserispor çok fazla alan vermedi. Oynamaktan çok oynatmayan bir Kayserispor takımı vardı. Ama kötü oynadığınız maçı da kazanacaksınız. Beşiktaş bugün liderliğe yükseldi 81 hafta sonra. Ben burada Sergen Hoca'yı gerçekten sonuna kadar tebrik ediyorum. Çok doğru işler de yaptı. Evet, Erman Hocam, gol. Ben indim ondan sonra geldi. Şeyde gördüm bu tarafta. 89'da, diğeri zaten burada yayına bağlanmıştık 90+6'da. Sonrasında biraz ortalık karıştı. Son bölümde kartlar havada uçuştu. Biraz gerginlik de var. Biraz tribüne de yansımış o gerginlik. Sayın Dalga Kıran ondan da bahsetti. Ama bir gerçek var. Beşiktaş uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Zor bir, kolay olmadı tabii. Zor bir karşılaşma. Devre arasında dediniz ki ya 21. sırada ve lider durumda. Hani öyle bir lig yaşıyoruz ki görüntü bu. Daha çok şeyler değişir bu ligde dediniz. Öyle bir lig izliyoruz. Hocam şimdi maç bitmeden inemedim. 1-0 oldu. Her an bir şey olur ya. Nitekim Kayseri çıkmaya başladı olaya. O serbest vuruş var. Tabii kenar olay içerisi maç sonu. Tabii dikkatten bakıyorsun. Bir kısmını yakalıyorsun, bir kısmını yakalayamıyorsun. Çünkü kamera hani bunu tribünden seyretsen daha güzel. Ayna gibi görüyorsun o zaman. Tabii. Ama tabii kameradan gözünce nerede olduğu belli değil. Mesela bazı hakemler bu olaylar olunca içine girerdi eskiden. Hayır, dışarı çıkacaksın. Tabii. Hani tezgahtan sebze seçer gibi patlıcanlar, biberler, domatesler böyle duracak. Sen dışarı çıktığın zaman zaten topçular sana bakarlar. Sen içeri girersen aradan yumruk yiyebilirsin lan diye. Sen çıkacaksın, bakacaksın, halledeceksin. Benim anlamadığım bir şey var. Ya Kayserispor, sen düşme hattındasın. Öteki şampiyonluğa oynuyor. İkiniz ayrı dünyaların insanı izliyorlar ya hani bayan erkek. Konuştuklar, biz ayrı dünyaların insanıyız hayatım falan diyorlar ya birbirlerine. Bunlar da ayrı dünyaların insanı şu anda. Ya arkadaş tamam da mağlup oldun. Hakem hatası var yok, hepsi bir taraf. Sen Beşiktaş'ın rakibi değilsin. Senin rakibin Beşiktaş değil. Bu maçı kaybettin. Gir içeriye. İki tane kayıp var benim gördüğüm. Daha raporlarda ne olacak? Hocam Miguel Lopez var. Bir tane daha vardı. Onu... Yani ya sen senin Beşiktaş rakibin değil ki. Sen düşme hattındasın ya. Bırak sen oynayacaksın. Sen şimdi raporlar gelecek. O arada tabii başka raporlar da gelecek mi? Enteresan işler oldu o arada. Tabii şu var. Ha, şimdi güzelliği şurada hocam. Akşam. Bu arada herhalde o olaylarla ilgili bir şikayette mi bulunuyorlar dediniz? Evet, tamam. Bir yandan da canlı görüntüler bunlar Kayseri'den. Şimdi biraz sonra başka bir yere geleceğiz. Bak bu olay iyi oldu şimdi. Benim biraz sonra açıklayacaklarıma. Galatasaray'ın Fatih Terim'in atıldığı maç hangi maç? Karagümrük maçı. Şimdi hakemin raporu, gözlemcinin raporu. Futbol Federasyonu Disiplin Kurulları veya tahkimler saha içindeyse hakemi sallıyor. Saha dışındaysa gözlemci doğru gördü diyor. Ne demek hocam yani? Hocam bir yerden sonra hakeme inanmıyor. Ha. Gözlemciye inanıyor.
Niye la, hakem zurnanın son deliği mi? Çünkü hakem bir şey yazıyor. Şuradan okuyayım size şimdi. Ben biraz ders çalıştım. Hocam kopya kağıdı gibi almış yine. Kopya çekerdim arada. Yok, çekmezdim hiç okulda. Neyi? Disiplin, bak şimdi. Aynı olay burada olabilir. Yukarıdan kimler bastırır? Disiplin kurulu Fatih hakaretten veriyor. Evet. Hukuk kurulu Fatih hakaretten veriyor. Hukuk kurulu, evet. Hukuk kurulu Fatih hakaretten veriyor. Cezası hakaretten verince bayağı fazla. Ben aldım notları burada. 3 ile 7 maç arası. Disiplin bunu celtirmeye niye aykırı diyor. Hakem diyor ki bana cibilliyetsiz dedi diyor. Raporunda. Raporunda gözlemci diyor ki yok demedi diyor, ciddiyetsiz dedi diyor. Raporlarda sen nasıl hakemsin ulan, eyyemci, ahlaksız, terbiyesiz, sen futbolu bilmiyorsun. Senden bekçi bile olmaz. Gel selfie çekelim. Akşam aydın anlatırsın Fatih Hoca'yı attım diye. Diye cümleler var. Ama birinde cibilliyetsiz var, birinde cisiyetsiz var. Ciddiyetsiz. Bir açın bakalım, cibilliyetsiz demek ne demek? Lugata bir bakın. Ama hangisi doğru acaba işte? Şimdi iki tane beyan birisi var. Birisi onu yazıyor, birisi onu yazıyor. Evet. Yani Türkiye'de öyle işler oldu ki, şimdi Feyyaz da bir şey anlattı bana. Onu da birazdan işleyeceğiz. Onu da göreceğiz. Sonra ben size çok başka bir şey söyleyeceğim. Evet hocam, onu biraz bekletelim. Devrim niteliğinde bir olay söyleyeceğim. Türk futbolunda. Birazdan. Onu bir yandan sevgili Koray altyazı olarak da geçelim. Hemen biraz daha sonra o konuya değiniriz. Ama yani şimdi tabii burada da şu son bölümde hocam bir şey soracağım. Siz yokken onu konuştuk aramızda da. Şimdi Fırat Aydınus dışarı çıktı ya. Tamam, bu çok güzel. Ama böyle sarılar, kırmızılar falan çıktı. Biz kim gördü anlayamadık. Normalde tabii oyun içinde devam eden oyunda olsa hani kenara çıkartıp göstermeli kimi olduğunu, durumu var ama burada maç bittiği için mi acaba o karışıklığa normal karşılanabilir, tolerans gösterilebilir? Anlayamadık çünkü. Şimdi orada, yani bir şey Miguel Lopez'i anladık. Adam şeye ne diyor Fırat'a? Küfür mü ediyor, bir şey mi diyor? Adama gel buraya desen tehlikeli hocam. İşte maç bittikten sonra o iş olmaz. Yumruk mesafesine sokmayacak kimseyi. Evet. Bütün karizmayı götürür. Hocam ben biraz gördüm sanki Ender, şey yapabilir miyim? Hocam da bilgisi dahilinde. Maç bitti, Lopez alkışlamaya başladı. Yardımcı hoca sahaya doğru o atladı. O birisi girdi içeri. Evet, onu engellemeye çalıştı. Ama o ara Fırat Hoca gördü sanıyorum. İkinci sarıdan Lopez'e ilk kırmızı kart bana göre öyle oldu. Yani benim gördüğüm sonrasındaki bu. Sonrasındaki kırmızı kart kimin acaba? Onu sonraki kırmızı kartı bilmiyorum. Ama Lopez'in sanki bana göre o alkışlamaktan dolayı. Kulübeden beri agresyon kartı yok falan gibi bir şey söyledi Fırat Hoca. Benim gördüğüm. Doğrudur değildir. Böyle yaptı. Agresyon kartı yok kim falan gibi ona bir gösterdi. Herhalde orada bir sosyal bir şeyler oldu. Bir konuşma. Orada İlhan Parlak mı gözüktü? Ama ben İlhan Parlak'ın bir şey yaptım. İlhan mı girdi? Aziz'i gördü. Aziz bir işi gördü. İlhan girdi ama İlhan mı gördü? Bak burada hocam acaba İlhan kaptan değil mi orada? İlhan kaptan sahne onun nezdinde veriyor bak, diyeceğim. Bak ne diyor? Değil. Hakikaten yok diyor. İşte bu gördü. Şu, evet. Bu gördü. Şuna gösterdi. Tercüman mı? Kulübede olan biri. Oyuncu değil zaten. Ya teknik heyette mi, Samet Hoca'nın yardımcısı mı? Şu an kaç kişi kırmızı? Çünkü az önce o diğer bir kırmızıyı da gördük. Şimdi maç bittiği anda değerli izleyenler, Miguel Lopez'i tezkiye edebilmek için yardımcı hoca geliyor ama engelleyemiyor kırmızıyı. Evet. Yani o, yardımcı hoca görüyor o işi. Özcan hocam, o Özcan bizatı yok, mı? Yok, değil. Hayır değil. Özcan hoca değil. Hoca mı, tercüman mı acaba? Tercüman da olabilir. Olabilir çünkü buradan net göremiyoruz. Yani, tabii. Sonra Miguel Lopez tekrar geliyor bir Erman hocam şeyin Fırat Aydınus'un üzerine. Penaltı pozisyonlarında kim var? Miguel İlkinde Lopez var. Bir tanesinde. İlkinde o vardı. İkincide
Lopez var. İkinci de dalıyor. Sapunaro arkadan niye geliyor. Niye giriyorsun? Lopez ilk önce o daldı. Niye giriyorsun ya? Adam eylemini yapmış. Niye giriyorsun abi? Girme ya. Her pozisyon gol olacak değil ki. O elemini yapmış, top gitmiş. Bir de şurada yani bir bu kadar kameraman arkadaşa da bir acemilik. Böyle kamerasını hocam, falan da itiyor evet, bir. Evet,